Başkanım. Hoş geldiniz. Başkanım. Çetin Erdensoy'un durumu ile ilgili gerekli istişareleri yaptık. Durumu sizinle yüz yüze paylaşmak için çağırdım. Durum çok hassas, farkındayım. Senin kadar benim için de bu konuşmayı yapmak zor. Ama senden bir ricam var. Emredin başkan. Sen başımızı öne eğecek hiçbir şey yapmadın. Seninle iftihar ediyoruz. Başını eğme. Hepimiz adına dik dur. Anlayışınız için teşekkür ederim. Çetin Erdemsoy'un hak ettiği cezayı alması için her türlü şahitliği yapmaya hazırım. Şahitlik yapmaya gerek kalmayacak. Biz farklı bir yöntem düşünüyoruz. Çetin'le ilgili nasıl bir tasarrufta bulunacağımızı tahmin edebiliyorsun değil mi Ömer? Evet başkanım. Çetin bizi şirketin en tepe kadrosuna, hatta bir numarasına götürebilir. Etkin biri. Çift ajan olarak mı kullanmayı düşünüyorsunuz? Öyle olmasa da daha çok itirafçı konumunda olacak. Onun için mi başından beri Çetin Erdemsoy'un deşifre olduğunu herkesten gizledik? Karar verilene kadar böyle uygun görüldü. Yani bu Çetin Erdemsoy'un gerçek kimliğiyle hayatına devam edeceği anlamına geliyor değil mi? Aynen öyle. Yani ben de hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam edeceğim. Senden çok zor bir şey istediğimizin farkındayım Neslihan. Ama bu şart. Şirketle ilgili bilgileri bizim için altın değerinde. Bunu kullanmak zorundayız. Ne kadar istesem de bunu yapamayabilirim. Çetin Erdemsoy öz babam mı değil mi? Bu sorunun yanıtından emin değilsin. O yüzden kafan karışıyor değil mi? Son 24 saattir bu sorunun yanıtını düşünmekten başka hiçbir şey yapmadım. Peki siz? Siz gerçeği biliyor musunuz? Hala açık uçlar mevcut. Ancak bir dosya var. Belki aradığın cevabı orada bulabilirsin. Ne dosyası? Ömer'in babası Hasan Atmaca'nın ölmeden önce konuyla ilgili açtığı dosya. Ömer'in babasının mı? Dosyayı sana yönlendirmelerini sağlarım. Bu ekibin kurulmasının tesadüf olmadığını sana söylemiştim. Görüş alanımda. Başlıyorum. Anlaşıldı. Konuştuğumuz gibi sohbet başlatan, korunmaya muhtaç olan ve dudağının üstünde ben olan kadınlara zaafı var. Elçe, avukatın seni tanımayacağından emin misin? Merak etme operatör. Beni bu halimle annem bile tanıyamaz. Tanırsa çak işareti pençe. Anında yanındayım. Başımın çaresine bakarım. Senin sıran gelince haber vereceğim. Temas sağlan. İkinci aşamaya geçiyorum. Çetin'in şifreli mesajlarından bir randevu bilgisi alındı.
Almanya Solingen'de şirket yetkilisiyle bir görüşmesi var. Avrupa'da Türkleri kışkırtacak eylemler başlatacaklar. Ki maalesef haberler gelmeye başladı bile. Bizimkiler sokağa çıkınca da örgüt sempatizanlarıyla karşı karşıya bırakılacaklar. Böylece Türkler Avrupa'da infial yaratıyor algısı üretecekler. Peki Avrupa'da bunlar olurken Irak sınırımızda da aynı hareketler olursa? Her iki taraftan da sıkıştırılırız. Silahlı kuvvetlerimiz Irak harekatını iptal etmek zorunda kalabilir. Başkanım, bunun Türk Kuvvet Ordusu projesiyle bir ilgisi olmalı. Şirket o toplantıdan sonra... Ömer. Bu durumla ilgili doktorlarımız çalışıyor Ömer. Sana yeni ilaçlar temin edecekler, merak etme. Sağ ol. Sağ olun başkanım. Ben durumumu gündem dışı tutmak isterim. Nerede kalmıştık? Avrupa'daki temas için Çetin'le Almanya'ya gitmek durumundasın Ömer. Ben de sizinle geleceğim. Oradaki Türk vakıflarıyla iletişime geçerim. Böylece daha rahat bilgilendiririm onları. İyi olur. Böylece Türk toplumuna her ne olursa olsun itidalli davranma mesajını iletebiliriz.